Irak'ta İsmet İnönü'nün taşlanması olayı 1959 yılında çıkan bazı siyasi olaylarla ilgilidir. 1950 yılında iktidara gelen Demokrat Parti, iktidarın son yıllarında basına ve muhalefete karşı sert bir politika izlemiştir. İsmet İnönü 1959 yılında bir Ege Taarruzu ismini verdiği bir yurt gezisine çıkarak Demokrat Parti'nin bu uygulamalarını halka anlatmak istemiştir. Üç milletvekilinin üçünün de CHP'den olduğu Uşak'tan başlayan bu gezi, Ege Taarruzu adını alan bu gezi daha başlamadan medyada, büyük gazetelerde büyük manşetlerle halka duyurulmuştur. Kalabalık bir basın heyetiyle ve milletvekili grubuyla Uşak'a gelen, 30 Nisan'da Uşak'a gelen İsmet İnönü istasyondan merkeze kadar büyük bir kalabalıkla karşılanmıştır. Bir üstü açık bir jipin üzerinde halkı selamlayarak istasyondan belediye binasına doğru harekete geçen İsmet İnönü yol boyunca büyük alkışlarla karşılanmıştır. Demokrat Parti il binasının önünden geçerken bazı tatsız olaylar yaşanmış. Demokrat Parti binasından İsmet İnönü'nün kafasına bir çay bardağı atılmıştır. CHP'liler tarafından da Demokrat Parti'nin binası taşlanmıştır. CHP il binasında kısa bir halka hitaben kısa bir konuşma yapan İsmet İnönü oradan milli mücadele sırasında kaldığı eve gitmek istemiştir. Bu eve yapacağı ziyaret engellenmeye çalışılmış. Dönemin valisi ve emniyet müdürü İnönü'yü durdurmaya çalışmıştır. Hatta bu sırada İnönü evi ziyaret etmekte ısrar edince gerekirse İsmet İnönü'nün öldürülerek ya da silah atılarak engel olunması gündeme gelmiştir. Ama İnönü ev ziyaretini gerçekleştirmiştir. Burada ilk adım salonu olarak bilinen Halk Evi'ndeki sinema salonunda CHP'nin gençlik kurultayına katılan İnönü ertesi günü 1 Mayıs sabahı Uşak'tan ayrılmak istemiştir. Uşak tren istasyonuna geldiğinde bu kez Demokrat Partililerden bir grubun protestosuyla karşılanmış ve atılan bazı taşlar treninden sekerek İsmet İnönü'nün kafasına gelmiştir. Kafasında küçük bir kesi oluşan İsmet İnönü'ye ilk müdahale yanındaki doktora yapmıştır. Olay medyada manşetlerle verilmiş ve İnönü'ye karşı düzenlenen bir suikast olarak algılanmıştır. 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesinde de Uşak'ta çıkan olaylar darbe nedeni olarak göstermiştir. 27 Mayıs'tan sonra Uşak'ta bu olaya karışanlardan 11 kişi tutuklanarak Balmumcu cezaevinde 11 ay hapsedilmiş. Fakat herhangi bir duruşmaya çıkartılmadan, herhangi bir suçla itham edilmeden serbest bırakılmışlardır.